görelim, sevelim bir birimizi, durmayalım hep gülelim. Hayat kısa be kardeşim, takma her şeyi kafana. Hey deme yapma sen, gel bize katıl, gül eğlen. Uçurtmanın ipini, uçsun mavisinde gün. İyi düşün, iyi olsun, sen çocuklarınla ün. İpler bizim elimizde, huzur olsun evimizde. Gülelim ki aynaya biz, aynaya gülsün bize. Hani acımayacaktım. Tamam. Doldurdum. Ha çıktı. Oh sonunda. Borcum? Borcun yok. Sadece çık. Ay. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya bir daha düşerse? Al işte, düştüm. Hey ben senin gibi dişçine. Nedir o? Dolgu. Nasıl bir dolguymuş o maşallah, tabanca mermisi gibi kız. Dişçi var ya o dişçi. O dişçi var ya o dişçi. Senin istemediğin her şeyi yaptı. Nasıl yani? Elini ağzıma soktu. Sapık dişçi, ta kendisi. Tut. Sana bak. Karımın orasına burasına elini sokan dişçi sen misin? Ben sadece doldurdum. Nasıl doldurdun? Neyle doldurdun? Hala duruyorsun ya. Yapıştırsana bir tane. Ben de tam yapıştırıyordum şimdi. Sonunda intikamımı aldım. Oh yeah. Bünyamin, yoksa Şevket bu mu? Sen bu herifi getirdin bir de yatağını mı aldın ha? Öyle gibi görünüyor mu? Alakası yok. İzah edebilirim sevgilim. Bunun nesini izah edeceksin? Herifi getirmişim bir de yatağı almışım. Ya bu Şevket değil bu. Pekmez mi? Pekmez. Zorla girdi yatağa. Vallahi aramızda bir ilişki yok. İkiniz aynı yataktasınız. Bunu nasıl izah edeceksin sen şimdi ha? Durun. Bunu ben anlatmak istiyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz. O bensiz ben de onsuz yapamıyorum. Hani hiç kimseye el etme diyordun? Ben hariç. Bu yapıtların mimarı benim güzelim. Yürü! Rezil oluyoruz. Bana bak. Ne biçim konuşuyorsunuz beyefendi benimle? O biçim konuşuyorum. Bu fotoğraflar ne? Bunlar Suzan'ın ameliyatı. Ben Suzan'ı ameliyat ederken birisi bizi görüntülemiş. Bu resimler bende yok. Ben de isterim. Sen ameliyatlarını hep yatak odasında mı yaparsın ha? Sevgilim ne yaptın? İzah edebilirim. Artık seninle işim kalmadı. Git sevgilim. Alalım mı? Bak İhsan. İnsanda biraz onur olur. Sen bütün bu olanlardan sonra nasıl gelip kapımıza dayanabiliyorsun? Ha? Tamam bir hata yaptım. Ama bana bir telafi etme fırsatı ver. Al sana telafi etme fırsatı. Evimi, mutluluğumu, çocuğumu geri istiyorum. Öyle mi? Öyle. Al sana mutluluk. Patlıcan musak kaçtı senin. Hadi baba sıra sende. Aslında tadı hiç fena olmamış. Ben de, sen de bir bak tadına. Buyurun bir
şey mi yaptın? Bir şey yapmanız gerekmiyor. Evlatlarınızı görebilir miyim? Gerçekten polis sanan oldu mu? Yok yok. İyi tamam yatır, güzel yatır. Ne oluyor kız, intihar mı ediyorsun? Sen intihar etmeye değer misin ha? Değer misin? Yarabbim. Nereye? Nereye gidiyorsun? He? Anana mı kızına mı? Salondaki kanepeye. Bu Şevket'in kim olduğunu açıklayıncaya kadar salondaki kanepedeyim, anladın mı? Ve şu telefonu da bana konuşma. İyi kadın lafım üstüne gelir. Ver bakayım şunu bana, ver. Ne yapıyorsun? Lan ver diyorum sana. Yandım adam, yandım. Geber! Adam gitti. Ben size demedim mi kapı tutmuyor diye? Aynalar gülsün bize. Hah, aklım fena halde sende kaldı ya. Bir aksilik var mı merak ettim. Merak etme, tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Alsana şunu al hadi. Yavaş, kadını sağa sola çarpma. İhsan, bak duyuyor musun beni? Tamam, tamam duyuyorum, tamam. Bir ara sana geleyim de bana bir randevu ver ameliyat için ha? Olur mu? Ne oluyor kardeşim ya? Ayıp değil mi bu yaptığın? Şuna bak ya, başka işi gücü yokmuş da gelmiş işimize karışıyor. Sana ne? Hem bu örgütsel bir konu. Karışmasan iyi olur. Örgütsel mi? Evet. Tamam, ne istersen yap. Beni öldürme yalnız. Gel içeride sana kasadan para da vereyim. Para mı? Gel de. Gel gel. Bak düşürdün, düşürdün. Ne oluyor lan burada? Yat yat yat! Abi film çekiyoruz. Bak kamerayı kapat. Film mi çekiyorsunuz? Baştan söylesene be abicim. Hangi kanalda yayınlanacak? Fox'ta. Ya bir imza versene abi bana ya.
yapmayın, böldüm. Çok pardon. Ne oldu bana? Aa, bileziklerim. Soymuşlar. Yemek masası için 11'e, çaycı masası için 12'ye basınız. Geç geç geç. Tamam tamam. Otur şöyle, sen de oraya otur. Komiserim, büyükçe olmayı karlı başında buldum. Dur dedim, durmadılar. Ben de kaptan getirdim. Sana gizli görevdeyim dedim. Kimliğimi gösterdim. Bana inanmadın ki. Tutup beni buraya getirdi. Evet komiserim, kimliğini gösterdi. Sahte kimliği. Ama ben yer miyim? Allah'ın adamı. Bu bizim memurumuz. Yıllardır sivil olarak çalıştı. Kusura bakma arkadaşım. Yeni tayin oldu da daha sizi tanımıyor. Çok özür dilerim. Kusura bakma. Önemli değil. Peki komiserim ya bu? O gerçek galiba, götürebilirsin. Annemin ağası. Kalk 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 kalk. Düş önüme, düş önüme, yürü. Of. Bizim meslek ne kadar zormuş komiserim. Transseksüelleri uyuşturucu konusunda konuşturabildi mi? Bana böyle kadın kıyafetleri giydirip transseksüellerin arasına soktun ama hepsi çok uyanık komiserim. Evet, ortada bir uyuşturucu işi dönüyor, doğru. Ama hiçbiri haberin nereden geldiği konusunda kesinlikle ağzını açmıyor. Bana bak. Neyin var senin? Yüzünden düşen bir parça? Sorma komiserim. Sokakta bu kılıkla dolaşırken karımla karşılaştım. Durumu anlatamadım tabii. Yapma ya. Ben böyleyim. O biçimim dedim. Ben işin içine öyle çıktım. İşin kötüsü beni hep böyle zannedecek komiserim. O seni ne diye biliyordu ki? Beni iş adamı zannediyor. Biliyorsun komiserim, babadan kalma bir miras vardı. Uzun zamanda gümrük işinde çalıştım. Durumu anlatabiliyor muyum komiserim? Yani durum çok vahim. Komiserim, telefonunuz var. Bilebilirsin. Alo, buyurun. Alo. Polis karakolu mu? Benim adım Bünyamin İşer. Dişçiyim. Beni buraya kilitledi. Allah'tan üzerimdeki telefonu almayı unuttular. Nereye kilitlediler? Seni kim kilitledi? Tam olarak kim olduğunu bilmiyorum. Buzdolabı gibi, mutfağı gibi bir şey, bir yer burası. Ya bana bak kardeşim, adresi vermezsen seni nasıl bulacağız? Orasını bilemem ama beni bugün bulamazsanız yarın sofranıza pirzola olarak gelebilirim. Konuşmaya devam et. Telefondan nerede olduğunu tespit edebilir miyiz? Ederiz komiserim. Gelenler var. Kapatmak zorundayım. Kapatmak kardeşim. Kapattı salak ya. Bünyamin İşer diye biriymiş. Neyin nesiymiş bir baksanıza. Emredersiniz komiserim. Ben pek anlayamadım. Bu cesedi biz mi öldürdük? Yok, bu karşı yakanın mafyası. Onların dolapta yer yok muymuş neymiş? Rica ettiler biliyor musun? Hani hayır da denmiyor. Meslektaşız icabında. Yarın bir gün bizim de onlardan bir şey istememiz icap eder. Olmaz şimdi. Beni buradan çıkarmayı düşünmüyor musunuz? Sen daha donmadın mı lan düşçü? Tacın yerini söyleme lan. Buradan çıkamazsın. İstiyorsanız 19'a, ihbarda bulunacaksanız 20'ye,
örgüt mensubuysanız 21'e, suçluyum ama suçumun ne olduğunu bilmiyorum diyorsanız 22'ye, herhangi biriyseniz 1'e basınız. Ben kimim bileyim sen? Bilmem, çıkaramadım. Az daha çek çıkarırsın. Neyse, bir düşün bakalım kim olabilirim. Yoksa sen, yok yok. Asker arkadaşım Halil olabilir misin? Ama yaşın tutmuyor. Nurten'in küçük kardeşi Cafer. Cafer bez getir. Hadi. Sülük, müşteri geliyor, ne yapayım? Tamam tamam, tanıdım sizi. Siz o mafya bozuntusunun adamlarısınız. Al şu kağıdı, göster müşteriye. Namaza gittim, geleceğim. İyi fikir. Beni beğenmedin, o mafya bozuntusu gönderdi. İyi etmişsin. Aslında ben sizin paranızı ödemeye karar vermiştim. Az önce gelseydim vardı. Şimdi yok. Sonra kapkaççı geldi, kaptı kaçtı. Ben de karakolu arıyordum. İkiye bas, dörde bas, cinayet masası, o masası, bu masası, masayla bozmuş arkadaşlar. Yok, sen bir yanlış anladın. Babanın pantolonunu sıyırmışsın kehribarda. Geçen gece ben de oradaydım. Ramazan girmeden birkaç kadeh ben de içtim. Şimdi oruçluyum. Kafan da iyiydi galiba. Doğrudur, kafam da iyiydi. Sıyırdım pantolonu. Nazeden demiştim. Oruçlu değilsen içebilirsin. Ben oruçlu değilim. Midem rahatsız. Allah affetsin. Pek taze gibi de kokmayı. Ne biçim adam bu? Al paranı arkadaş diyorum, almıyor. Çakma babamındır. Nedir yahu? Şşt, babaya laf yok. Pantolonu düşmüş, donla kalmış. Bu da çok onuruna dokunmuş babanın. Git o herifi temizle dedi. Aman görev görevdir. Temizle. Ne duruyorsun? Kaç şeker koyayım içine? İki şekerli rica edeceğim. Tabancan var mı? Bende var bir tane, ruhsatlı. İstersen verebilirim. İstersen intihar süsü verebilirsin. Yok 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 yok. Ben kendi tabancamı kullanacağım. Bak burada. Buna daha çok elim yatkın. Ne güzel tabancam varmış. 14 tane falan mermi alır mı bu? Yaşarsan bir tane de ben bundan alacağım. Al tabancamı. Ya sen çok iyi bir arkadaşa benziyorsun ama ne yapayım? Emir büyük yerden. Ne yapayım? Ne yapayım? Ya üzüldüğün şeye bak. Sen yap görevini. Tamam o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Dur. Bir dakika. Ne oldu? Ölmekten vaz mı geçtin? Yok. Ver şu silahı. Şunun üzerine şöyle durmayalım da ses az çıksın. Şimdi ses duyan üşür gelir buraya. Yaşa valla. Çok akıllısın. Hadi artık elini çabuk tut. Tamam o zaman. Çav. Göğsümde hissettiğim sıcak. Ne oldu? Tamam mı? Tamamdır. Marketçi rahmetli oldu, bizlere ömür. Ara Hamza'yı, işin hallolduğunu söyle. Hamza kim ya? Lan gerizekalı. Bizim baba dediğimiz adamın adı Hamza, değil mi? Vallahi ilk defa senden duyuyorum. Ya tam ortalık yerinden vurdun beni. Tamam merak etme. Bir su içeceğim, öleceğim. Yok, benim o kadar zamanım yok. Yandı! Telefonum titriyor. Buyur Hamza. Baba. Uzatma. Ne dersen de. Ne oldu, hallettin mi verdiğim işi? Tamamdır. Vallahi şöyle temizinden 3 tane mermi yemiş ki en yağlısından. Tamamdır. Öldüğüne emin olayım, cesedi yok edip geleceğim. Hadi çao. Şunu buldum. Arkadaş, yaman nişancıymışsın. Beni delik deşik ettin. Ya arkadaş sen niye ölmüşsün? Ölmüşsün. Bir soluklanayım. Öleceğim, söz. Ya arkadaş sen benim içime fenalık getirdin. Ya işte. Ya baba,
Bu herife ben 13 tane mermi sıktım. Hala yaşıyor. Kaç tane mi kaldı bakayım? Bir tane. Yok yok. İki tane mermi kalmış. Kevgine döndüm. Sen hiç boşa atmaz mısın? Senin hiç karavanan yok mu? Git başımla ben. Yahu kardeşim 2,5 saattir seni öldürmeye çalışıyorum. Hala yaşıyorsun. Yahu kardeşim benim gösterdiğim gayreti sen de göstersene. Ne olursun sana zahmet olacak ama. Bir ölüver be. He. Hadi kurban olayım sana. Yeter artık be. Sen de şakayı kakaya çevirdin yani. Deneme tahtası mıyım ben ya? Allah kahretsin seni be. Neyse. Ne halim? Evet, başlamaya hazır mıyız? Hazırım İhsan. İhsan bana bir iğne yaptılar. Kafam böyle 1 milyon oldu. Ne yapacaksın sen şimdi? Anlat bakalım ağzımı nasıl düzelteceksin? Macideciğim, buradaki sinirlere hiç dokunmayacağız. Evet. Aslına bakarsan bu riskli bir ameliyat. Göz sinirlerine zarar verebiliriz. İhsan, ağzımı düzelteceğim derken gözümü kör etme sakın. Merak etme sen. Bayılmaya hazır mısın? Hazırım İhsan. Hadi bakalım. Hemşire Hanım, iğnesini yap. Peki, peki. Nasıl hissediyorsun kendini? Ay çok heyecanlıyım İhsan. 13. ameliyatım olacak ama yine de çok heyecanlıyım. Bak şimdi, yüzümü yaptırdım, burnumu yaptırdım, saçlarımı ektirdim, göğüslerime silikon, basenlerime liposakşın, bir de ayak orta parmağımı kestirdim. Çünkü neden? Ayakkabıdan böyle çıkıyordu şekerim. Ha, kulaklarımı da yaptırdım ama tutmadılar. Elmacık kemiklerini unuttun. Ay doğru, elmacıklarım da var değil mi? Bayılmaya hazır mısın? İhsan. Ya ayılamazsam şekerim? Ha? Buradan sedyeyle doğru öbür tarafa. Ay İhsan tövbe yarabbim şu Ramazan günü sonra demez mi? Bu kılı ben yapmadım. Bununla oynanmış diye. Sonra aynen iade. İhsan sen bana anlatsana neler yapacaksın şimdi? Gözlerinin altındaki torbaları bir güzel düzeltiyoruz. Ondan sonra da boynunu geriyoruz. Burun deliklerini de küçücük yapıyoruz. Sonra da yamuk ağzını düzeltiyoruz. Tamam? Ay Allah'ım ya Rabbim. Şu ameliyattan bir düzgün çıkarsam Ramazan'da kalan bütün oruçlarımı tutacağım. Vallahi pazarlık yapmaya başladım bakıyorum. Şu ameliyattan bir sağ salim çıkayım düşünürüz. Yapın ikinci iğnesini. Ay İhsan. Hı. Bu iğnelere bayılıyorum şekerim. Kafamı böyle 1 milyon yapıyor. Kafam güzel, dünya güzel. Ay. Tamam, ay. Tamam şekerim. Tamam, ay. Sakin ol. Şimdi ondan geriye doğru saymaya başlıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6. İhsan, şu benim diz kapaklarımı da yapıversen şekerim. Yürürken böyle kapaklarını veriyorum. Tamam, hadi hadi. Sen 9'dan geriye doğru sayıyordun. Hadi. 9, 8, 7, 6.
Aa, İhsan. Duydun mu şekerim? Peynir tüccarı Kerimoğlu var ya, karısını sekreteriyle aldatıyormuş. Hem de karısına boşanma davası açmış. Peki canım, hadi. 9 8 7 Aa İhsan, ayrıca sekreteri 3 aylık hamileymiş. Tamam efendim, hadi. 9 8 7 Ay İhsan, sekreteri Kerimoğlu'ndan değil, şoförümden hamileymiş. Tamam bir tanem, hemşire hanım bir yine daha yapar mısın? Ama bu kez dozu biraz kuvvetli olsun. 9 8 7 İhsan, 7'den sonra ne geliyor? 6 6 5 Eyvallah, ben gittim. Vallahi bayıldı. Bu kez kesin bayıldı. Hemen başlayalım. Büstüriver kızım, büstüriver. Ver büstüriyi. Heh. Gel bakayım şöyle. Oradan pens getir. Şu kestiğim yeri pensle bir güzel tut. Nasıl göz torbası var ya. Çuval gibi, çuval gibi. Kanayan yerleri de tampon ya. Sen bunun böyle konuştuğuna bakma. Dedikodu yapıyor ama genç bir kocası var. Kocası bunu aldatıyor. Bu da kocasını aldatıyor. Çok ayıplıysan. Koskoca adamsın. Dedikodu mu yapıyorsun? Sanki senin durumun benimkinden farklı şekerim. Sen baygın değil misin Macide? Bayıldım ama ayıldım şekerim. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Dedikodu yapmaya utanmıyor musun sen? Vallahi komiserim durum aynen böyle. Bütün bildiklerimi anlattım ben size. Ama benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Geçmiş olsun. Kızım adamla ilgilen. Emredersiniz amirim. Yok yok. Ben böyle iyiyim. Bütün birimlerin dikkatine. Bütün birimlerin dikkatine. Ekrem, operasyonla sen ilgilen. Emredersiniz amirim. Kızım, hemen hastaneye kaldır. Emredersiniz amirim. Hamza abinin selamı var. Doğmadan evvel tacın yerini söyleyip söylemeyeceğini soruyor. Ulan benim taçtan maçtan alakam yok. Senin adın neydi? Tarrafı. Beni buraya kilitlediniz, doğmama ramak kaldı. Amirim arka giriş burası. Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Girişte kaç adam var? 20 amirim. Haber verin. Aynı anda dalıyoruz. Emredersiniz. Tüm birimler içeri giriyoruz. Tüm birimler içeri giriyoruz. Kır kapıyı. Hadi hadi. Hamza! Baba! Hamza baba! Ne oldu lan Sülük? Ne oldu? Bir Hamza diyorsun, bir baba diyorsun. Ne oldusu var mı lan? Ne yaptınız içiyle? Ay sorma! Bizim taraf herifle boğuşu! Ağzından laf alamayın! Ulan bir dişçiyle başa çıkamadınız be. Anlaşıldı. Zor kullanacağız. Gidin bütün dişlerini sökün. Tamamdır. Teslim olun! Teslim olun! Teslim olun! Teslim olun!
seyirciler. Bugün İstanbul'da kaçakçılık ve hırsızlık olaylarıyla ön plana çıkan bir şebeke çökertildi. Sivil polis memuru Ekrem Çakal'ın yönettiği operasyon Amerikan filmlerini aratmayacak gibiydi. Kaç kişi var? Amirim çağırıyor. Haberler. Aynı anda doluyoruz. Tüm birimler içeri giriyoruz. Kırın kapıyı. Baskın sırasında kanal görüntü yönetmenimiz Bekir Coşar'ı da yanına alan polis, Bekir Coşar'ın çatışmayı görüntülemesine izin verdi. Şebekenin elemanları teker teker yakalanırken, etlerin muhafaza edildiği buzhanede yapılan araştırmada, ünlü diş hekimi Bünyamin İşer de donmuş etlerin arasında donmak üzereyken bulundu. Anne, koş! Dedem televizyonda! Polis şimdi Bünyamin İşer'in olaya nasıl karıştığını ve buzdolabına nasıl girdiğini araştırıyor. Dedem mafya olmuş anne! İstanbul'un ünlü babalarından Hamza Billur soruları yanıtsız bırakırken, sevgilisi Meltem Meyeli dişçiden para sızdırmak için kullandığı tahmin ediliyor. Olaylar mahalle arasındaki bir market sahibinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. 13 yerinden kurşunlanan market sahibinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Babanı ve evi terk ettim. Bir süre sende kalmama izin verir misin Yeşim? Ha, iyi de anne, burası benim evim değil ki. Annemlerin evi. 2 günlüğüne Marmaris'e tatile gittiler, dönecekler. Ama kızım, bu yaştan sonra ben otel odalarında mı gideyim kalayım yani? Baba, anne, dedem televizyona çıktı. Deden televizyona mı çıktı? Bu da nereden çıktı? Oğlum, neden hemen söylüyorsun? Bırak kadın bir soluklansın. Evet Macide, çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğinden eminim. Sonuçlardan o kadar memnun kalacaksın ki kendini tanıyamayacaksın. Şu alnındaki sonuçlara bir bakalım önce. Bunun seni çok mutlu edeceğinden o kadar eminim ki aman tanrım. Alnına öyle bir germişim ki Macide, tek bir kırışık bile kalmamış. Yaşasın. Nasıl hissediyorsun kendini? Ay çok acıktım İhsan. İyi işaret. Aman tanrım. Vallahi elime sağlık, gözün aydın, ağzın tamamdır. Ne diyorsun İhsan? Çok teşekkür ederim. Yardım olur bir tane. Şimdi de gözlerine bakalım. Torbaların evet. Nereye gitmişler? Çok güzel. Aç bakayım sağ gözünü Macide. Hangi gözünü nasıl? Efendim, gözünüz aydın. Sağ gözün Macide. Aç onu. Sağ gözüm açık değil mi zaten İhsan? Allah. Nasıl oldu bu böyle? İhsan, senin gözün kör olmasın. Beni kör mü ettin yoksa? İhsan. Görmüyorum. Ya Mansur'a bak, gözün görüyor. Kapıdan dışarı çıktı. Git peşinden şunu, çabuk. Abi, o gol kaçar mıydı be? Ne golüymüş ya o ya? Ah be abi, tıraş bitti. Seninle iki kelam laf edemedik. Bir yerlerden başlayayım dedim. Berber ne konuşur işte. Teşekkür ederim. Boruç değilsen çay ısmarlayayım. Borucum sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Hayırlı Ramazanlar. Kolay mı? Senin yaşın burada. O ne demek ya? Vallahi patlatırım gözünü senin ha. Abi biz aramızda böyle sık sık şakalaşırız değil mi hayat? Abi buyur, seni alalım biz. Gel abi. Hani başlamıştım ya, filmlerde telaş oynamak için. E'si? Ajanstan aramışlar. Reklam filmi teklifi var. Yani beni kabiliyetli bulurlarsa. Ki? Bulacaklar. Ay, şöhretin yolları bana açılır. Şöhret falan olmanı istemem senin. Annem artist gelin istemez, ona göre. Ya tamam, istemiyorsan olma. Ama müsaade et bir iki gideyim hevesimi alayım ya. Ya ne yapıyorsun arkadaşım sen? Sana saçıma dokun diyen oldu mu?
Hı? Abi saç değilse ne o zaman? Sakal, sakal kardeşim. Abi sakalında da hiçbir şey yok. Ya oruç ağzına benim canımı sıkma. Ver şunu da. Hepten aklımı karıştırdın sen benim ha. Eğer seni beğenirler, reklamda da oynatırlarsa öyle dekolte falan giymek yok, tamam mı? Ay, tamam tamam. Şöhret falan da olmayacağım. Sus, sus. Vallahi sus. Oy, yeah. Çatlak. Aa baba. Girebilir miyim? Bana kalırsa girersen ama anneme sormam lazım. Gel, kim gelen? Babam geldi baba, anne. Aa, ne oldu oğlum? Size ihtiyacım var. Hepinize. Özellikle de karıma. Hadi gir içeri gir. Kovulursan karışmam. Yeşim mutfakta. Yürü. Gir gir gir. Sen niye evde değilsin anne? Ben evi terk ettim. Çocuk musunuz siz ya? Uzun hikaye o şimdi. Sen babanın başına geleni duydun mu? Merak etme. Konuştum babamla. Bırakmışlar, eve gitti. Bu gece yine bir barda çalacaklarmış. İhsan? Kim soktu seni içeri? Ha? Hadi bakalım canım. Sen doğru odana. Televizyonunu aç, seyret. Az sonra burası daha eğlenceli olacak. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kim soktu seni içeri? Ben soktum. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Bu anlamsız meseleyi uzatmayın. Yeter artık. Sizin yüzünüzden hepimiz huzursuz olduk. Avukatıma talimat verdim. Mahkeme kağıt gönderir bugün yarın. Şimdi çık evimden. Babam geldi ama annem artık istemiyor. Sen bir şey yapamıyor musun? Babamı özlediğimi fark ettim. Elimden ne gelir ki? Ben çocuğum. Takma kafana. Eğer boşanırlarsa üzüleceğimi fark ettim. Yemin abi nerede kaldı ya? Okşan, nerede baban? Ya salmışlar da eve gitmiştir. Annemi de bulamayınca. Gecemizi unutmaz inşallah. İnşallah abi. Abi ne yapacağız? Oğlum sen içkilisin. İçkili ne kelime? Sarhoşsun be. Lan belli oluyor mu lan? Vab. Ya Yemin abi belli oluyor mu ne kelime? Ayakta duramıyorsun Allah aşkına ya. Ayakta duramayayım, oturuyorum. Farkında ya, değilim. Ya Yemin, Ramazan günü bu kadar içki içilir mi? Farkında değilim arkadaş. Son birkaç günü ineklerle beraber buzdolabında geçirdim. Çalabilecek misin? Çalabileceğim. Ortağız. He? O ortağız beni terk etti. Ağlama. Erkek adam ağlamaz. Baba o kadar tedavi oldun. Hani bir daha içmeyecektin? İçtim hemen bıraktım. Zaten içki kötü bir şey. Bir daha şeyime koymayacağım. Ağzıma koymayacağım. Çok... İçtiğim için çok pişman. Kimseye... tavsiye etmiyorum onu. Hadi başlayalım. Okşan ben babanın yardımcı değilim. Belki de yardımım lazım olur. Bir, iki, üç, dört. Thank you.
Yarın benimle gel, ortağısı ikna et, beni bağışlasın. Yarın gelemem. Yarın asla gelemem çünkü yarın reklam filmi çekimim var. Mart'ta gelecek, istersen sor. Lan, öyle mi lan Mart? Doğru Bünyamin abi, yarın bir stüdyoda olacağız sabun reklamı için. Hadi ikinci parçaya geçiyoruz, hadi. Hadi ye bakalım. Sahur yemeği bu. Ramazan'da oruç tutanlar gece kalkıp yemek yerler. Biliyor anne, geçen Ramazan da o sık sık kalkardı bizimle. Bak, ekmek balığı. Balık mı? Hani nerede balık? Balık gibi kızarmış ya, onun için öyle derler. Anne, ne bu sahiden? Aa, çocukken sana yapmazlar mıydı? Yok. Canım, ekmekleri dilimlersin, yumurtaya bularsın, kızartırsın, hem de tok tutar. Bol bol da su içmek lazım biliyorsun değil mi? Bünye bütün gün susuz kalıyor. Geçen Ramazan Allah'a dua etmiştim. Allah'ım, gelecek olan Ramazan'ı da nasip et demiştim. Çok şükür. Bu Ramazan'ı da gördüm ya. Kapı mı çalıyor ne? Ben bakarım. Otur. Sen, ben bakarım. Hayırdır inşallah. Aa! Baba iyi misin? Afiyet olsun abi. Ya çok özür dilerim ya, rahatsız etmeyelim dedim ama dinletemedim. İlla gideceğim diye tutturdu, benim yarım onların yanı dedi. Ben de bu halini görünce dayanamadım, girdim koluna getirdim. Ay buyurun buyurun. Gel. Yok abla, yok. Gene içki mi içmiş bu? Oysa Ramazan'ı beraber tutacağız diyordu. Size de zahmet olmuş. Ya yok canım, olur mu öyle şey? Biz de zaten gece caz barda müzik yaptık beraber. Bu halde yapabildi mi bari? Vallahi pek yaptığı söylenemez abla. Hani bir daha içki içmeyecekti? Hani kliniklerde tedavi görmüştü? Allah affet. Ben bu adamla ne yapacağım acaba? Abla, sırtına tüp taktırın. Bunu böyle derinin altına takıyorlar, bir daha ağzına içki miçki sürmüyor. Bir tane arkadaşım vardı, bu tüpü taktırdı, vallahi ağzına bir daha sürme diye dedi. Bana tüp taktırın. Ondan sonra başıma da ocak, şey yapalım, ocak koyalım başıma da. Ocağı açıyorum, yanıyor. Ondan sonra çakmağı çakıyor. Ocak yanıyor. İster sen çay demliyorsun, istersen kahve yapıyorsun. Tüm lan tüm getir oğlum. Ya, tamam mı abla, tüm nereye geliyor? Brrr, bir patlıyor. Ne yapıyorsun? Kalk Allah'ım. Abi masayı bırak. Dedeme bir şey mi oldu anne? Hayır oğlum, o iyi. Hadi sen yat, doğur odana. Oo Cenk, ne haber lan? Gel bakalım, kazan dedeyebilir. İyi geceler. Ya gel abi, ne yapıyorsun? Öpücük. Öpücük havada kaldı. Var mı öpücük? Gel. Abi yok. Öpücük. Bir dakika abi. Gel. Bir dakika. Seni öpeyim ben, gel. Abi gözünü seveyim. Öpme. Abi bu nasıl öpmek ya? Sıvadın beni resmen. Ay Allah, çok affedersiniz. Ay. Ya abla, önemi yok ya. Ben kalkayım artık, sabah Vahap abiyle bir reklam çekimimiz var. Allah'ım bari halıyı batırmayalım. Ah kusura bakmayın. Ah Bünyamin, ah. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Hayrola İhsan, saatin farkında mısın? Farkındayım. Sahura kalktığınızı biliyorum. Biraz konuşmak istiyordum. Hadi güle güle. Hadi eve gidiyoruz. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyim. Ya sen ne laf anlamaz adamsın ya. Merhaba baba, nasılsın? Dağıtmışsın gene. Ya kızım, sana yalvardım. Senden özür diledim.
Daha ne yapayım? Yani bana acımıyorsan en azından Cenk'e acı. Ha, sen çok acıdın, çok düşündün oğlumuzu değil mi? Sahi, nerelerde düşündün oğlumuzu? Ha? Onun bunu koynunda mı? Ya çocuklar yapmayın. El alemin evindeyiz. Komşulara rezil oluyoruz. Yeşim, sana ihtiyacım var. Benim sana ihtiyacım olduğunda sen neredeydin? Evet, benim de sana ihtiyacım varken ben buradaydım. Sen ne inatçı bir kadınsın ya? Lan esas benim karı inatçı lan. Niye bu karı inatçıysın? Anlayacağım sen ya. Git otur yerine. Sen sarhoşsun, otur oraya çabuk. Alırım ayağımın altına seni valla. Beni altına al. Beni ayağımın altına al. Ben senin ayağının altına özledim be. Otur şuraya çabuk. Otur, Allah hiç anlayamadım. O ne ya? İyi misin baba? İyi. Bu sefer kararım kesin. Uyandır Cenk'i. Eve gidiyoruz. Aferin oğlum. Benim de kararım kesin. Çocuk karılarımızı almadan şuradan şuraya gitmek yok. Buradan oraya, oradan buraya, buradan arası. Çok böyle. Benim mutfağı toplamam lazım. Benim de banyoyu toplamam lazım. Burası bizim evimiz değil Bünyamin. Saçmalama. Ben saçmalarım. Benim bileceğim ki sana ne? Sen saçmalarsın. Ben saçmalarım. Onlar saçmalar. Evi failatın ve faili. Herkes sınırlarını aştın artık. Ya beni bir dakika dinleyemez misin? Bir dakika. Ben seni yıllardır dinliyorum. Ha? Yıllardır dinliyorum da ne oluyor? Boşa konuşma. Senin için saçlarımı süpürge yaptım, süpürge. Elektrik süpürgesinden mi bahsediyorsun? Saçmalama Bünyamin. Bana biraz kulak ver, kulak. Tamam, hangi kulağımı istiyorsan al bunu şuna. Allah, sen bana sabır ver ya Rabbim. Ya bunlar nerede? Bunlar nerede? Kavga ediyor. Mutfaktalar galiba. Hadi biz de mutfağa gidelim. Orada grup yapalım. Beraber daha eğlenceli olur. Hayır, sen bu işten... Hadi yürü gidiyoruz hadi. Ya bırak kolumu İhsan. Canımı acıtıyorsun. Yapıştıracağım ha. Bırak. Bırak beni. Çekil git. Sen şefketinle yaşa. Ya ben seninle yaşamak istiyorum ya. Kiminle yaşamak istiyorsa onunla yaşasın arkadaş ya. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman ki iki orman. Ben Cenk'i uyandırmaya gidiyorum. Hayır efendim. Olmaz oğlum. Gecenin bu saatinde çocuk şok geçirir. Sus. Sen şok konuşuyorsun. Yönelde şuradan kabağı alacaksın şunu, suratına yapıştıracaksın ya. Hayret bir şey ya. Yapacak erkek arasından doğmamış. Sen benim erkekliğimden alay mı ediyorsun? He? Peki ben erkek değilsem neyim ha? Ben neyim ben? Neyim ben? Neyim ben? Neyim ben ha? Ya, tabak yapıştırmakla eğer erkek olunuyorsa al o zaman. Ha? Bünyamin, kadına el kalkmaz. Ramazan günüyle çok günah. Ben el kaldırmadım, yemek kaldırdım. Başka bir şey kaldıramazsın zaten. Baba, siz neden salonda kavga etmiyorsunuz? Ya hep birlikte olmamızın kime ne zararı var be oğlum ya? Yani. Ama baba kavgalar karışıyor. Ben çakarım ya. Ya anne, seni hiç böyle görmemiştim. Babam böyle layık gördü. Bakıyorum hiç ıskanmıyorsun baba. Ya, evet, bak. Beğendiysen buyur sen de ye. Gelin hanım sen de istemez misin? Al ben de çorba söyleyeyim. Ay Benjamin ya. Artık beni kimse tutamaz abi ona göre. İstersen benimle eve gidiyorum. Yürü. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Bu hanımefendi Nesrin Hanım. Yaptığımız elemede onu beğendik ve seçtik. Reklam filmimizde onu oynatacağız. Mart Bey, rol arkadaşınız. Merhaba, memnun oldum. Kendisi biraz zamparadır. Ne alakası var? Siz bakmayın efendim ona. Ah iyi de beyefendi. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz hani. Abi yaptığını görüyor musun? Ciddiye aldı. Tamam. Hadi buyurun. Buyurun. Nasıl taş gibi değil mi? Hay abi. Evet. Hazırız değil mi? Hazırız. İnşallah kostüm çok dekolte değildir. Can nerede benim kostümüm? Hocam, Nesrin Hanım kostümünü istiyor. Hanım kızım, kostümün üstünde ya. Bu! Evet, o kostüm. Ama
Ama bakın bunun iki omzu da açık. Ay, hiç olmazsa bir tanesini kapatabilir miyiz şöyle Sezar gibi? Kızım, oynamak istiyor musun istemiyor musun onu söyle. İstiyorum. Önce küvet sahnesi var, sonra elbiseni görüyoruz. Evet, evet. Önce küvettesin, tamam mı? Küvet. Evet, bildiğimiz küvet. Küvette çıplak mıyım? İstersen üstüne bir de palto giydirelim. Ne dersin? Palto, şahane fikir. Bana hemen palto getirin. Saçmalamayın hanımefendi, saçmalamayın. Küvet nasıl olsa köpükle dolu olacak, tamam mı? Üstünüzdeki kostümün ne olduğu önemli değil. Köpüklerin arasından sadece çıplak omuzları göreceğiz biz. Böylece seyirci sizin tamamen çıplak olduğunuz imajına kapılacak. Heh. Yardım etsene biraz. Mart, yardım et. Ya hocam, nereden buldunuz bu kızı? Ya oğlum işte, ucuz olsun diye bunu aldık getirdik. Bu benim ilk reklam film yönetmenliğim, tamam mı? Ne kadar ucuza getirirsem o kadar çok iş bulabilirim. Geldim. Şimdi hanımefendi, siz bu küvete giriyorsunuz ve bu sabunla yıkanıyorsunuz, tamam mı? İyi de ben sabun kullanmam ki, ben şampuanla yıkanırım. Hanımefendi, bu şampuan reklamı değil ki, sabun reklamı. Şampuana döndüremez miyiz? Şimdi hanımefendi, siz bu küvette yıkanıyorsunuz ve ben içeri giriyorum. Aa, olmaz. Benim zaten bir işim var. Hanım kızım, o sizin filmdeki kocanız, tamam mı? İçeri giriyor, banyo mis gibi kokmuş, gene mi o sabun diyor, tamam mı? Tamam abi. Şimdi siz bir yandan oval banyo sabunu diyorsunuz ve bunu kameraya gösteriyorsunuz, tamam mı? Sonra ben geliyorum, siz küvette banyonuzu yaparken geliyorum, omuzunuzda öpüyorum. Sen de bu iltifat bana mı, sabuna mı diyorsun, tamam mı? Hadi bakayım. Ondan sonra ben geliyorum ve diyorum ki, içinize de. Ay, ay, omzumdan öpmese. Başından öpse. Of, ya da hiç öpmese. Allah Allah. Yahu niye öyle olması gerekiyor ki? He? Şey, çünkü benim nişanım yani sözlüm çok kıskanç da. Ya götürün şunu, başka birini bulun çabuk. Ay tamam tamam, vallahi yapacağım, vallahi yapacağım. Söz mü? Söz. Hadi buyurun. Hadi, verin elinizi, ben size yardım edeyim. Sen dokanma. Ben kendi işimi kendim hallederim. Sapıktır nedir? Hadi köpürtün şu suyu, tamam mı? Verin sabun eline, başlıyoruz. Hazırız. Üç, iki, bir, kayıt. Ay durun bir dakika. Deterjanla köpürtüler, sabun değil bu. Sana ne? He? Sana ne? Onu ben gördüm, deterjandı. Kızım, sen hiçbir şeye karışma, tamam mı? Hiçbir şeye karışmıyorsun, rolünü oynuyorsun, çekip gidiyorsun, tamam mı? Adamın asabını bozma. Oyna. Onu niye kötü davranıyorsunuz? Ya nereden buldunuz bunu? Bunu nereden buldunuz? Hocam siz buldunuz ya. Hocam ucuz olsun diye bunu oynatıyoruz dediniz ya. Tamam, kes. Allah'ta bu benim ilk reklam filmi yönetmenliğim. Şuradan kovulmadan şunu bitirmem lazım, tamam mı? Hadi çekiyoruz. Üç, iki, bir, kayıt. Yıkan. Yıkan. Kestik, kestik. Gene ne oluyor ha? Gene ne oluyor? Sabun elimden kaydı. Düştüm, bulamıyorum. Mart, yardım et şuna ne olur. Çek elini be, çek elini, ne yapıyorsun? Ne oluyor be? Ne yapıyorsun be? Ne oluyor be, ne yaptım ki? Elini suyuna soktun. Sabun alıyordum sadece. Ya sabunu ararken? Çakal. Adım ben. Hadi. Ya git. O
Yavaş. Yürü git. Yürü. Hocam ne sabunuydu bu? Oval. Oval. Ama bu oval değil ki. Kare bakalım. Üstüne de oval yazmıyor. Kızım, kızım. Hasta etmeyiz sana, tamam mı? Ne diyorsam onu yap, ne olur. Ağzını açma. Sakın ağzını açma. Açarsan öldürürüm seni. Duydun mu? Öldürürüm seni. Tamam, tamam. Mart, neredesin? Ha, Mart, hazır mısın? Ha? Hadi, hadi, kayıt. 3, 2, 1, motor. Burası mis gibi kokmuş. Yine mi o sabun? Kamerayı kadına çevir azıcık. Çevir, çevir. Sendeyiz kızım, ha? Sendeyiz. Hadi yavrum, hadi bebeğim. Ya konuşsana kızım. Sana söylüyorum. Oval banyo sabunu desene yavrum, hadi. İyi de sen dedin, konuşma dedin. Öldürürüm diye tehdit ettin ya. Benim bu kadınla başım dert. Oruç oruç beni öldürecek bu. Hadi bir daha. 3, 2, 1, kayıt. Banyo misler gibi kokuyor. Yine mi o sabun? Evet, kamera sende kızım. Hadi. Evet, yine oval banyo sabunu. Bu iltifat bana mı yoksa sabuna mı? Tabii ki ikimize de. Mart dal, şey Mart yürü. Sabunu uzat, evet. Oval banyo sabunu de. De de de. Ay, ay hocam ya. Hadi bir kere yapacaktı. İki kere yaptı. İki. Hatta ikincisi ısırık gibi oldu. Bak, bak kırmızı. La baba. Bak kırmızı. Hadi öpücük. Ha iki öpücük. Ha. Ya kızım, bir öpücükten kudurmazsın ya. Ben kudurmam da. Benimki kudurur. Ya biz de tokadı yediğimizde kaldık. Sen konuşma. Sen fırsat adamısın. Şakal. Rol icabı öpüyorum. Rol icabı. Rol icabı, mol icabı. Buldun tabii. Götür. Neden buldun bu kadını ben? Salak. Söyledi ya. Ucuz olsun diye bulduk dedi ya. Salak. Neyse uzatmayalım. Hadi çocuklar. Bu öpüşme sahnesini baştan çekiyoruz, tamam mı? Hadi. Sadece bir öpücük. Bu sahneyi bir daha tekrar çekiyoruz. Sen resmi topla azıcık da. Topla, topla. Hadi kızım bakayım. 3, 2, 1, Mali. Kayıt. Ortalık misler gibi kokuyor. Yoksa yine mi o sabun? Evet, oval banyo sabunu. Bu iltifat bana mı yoksa sabuna mı? Tabii ki ikinize de. Ne oluyor lan burada? Ay! Aa, bu kim? Hani senin bir tarafın gözükmeyecek? Ulan sen yoksa kötü yola mı düştün? Bir reklam filmi bu. Nasıl bir reklam filmi bu? Yoksa başka bir film mi? Ya beyefendi yanlış anladınız. Gerçekten izah edebilirim durumu. Neyi izah edeceksin lan sen bana? Ha? Neyi izah edeceksin? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor be? Bu adam da kim? Ne oluyor delikanlı? Ha? Sen nereden çıktın? Sen de kimsin? Ben berberim. Ne berberi? Sevil berberi. Anlamam sevil berberi. Hadi yapalım. Ben sana anlatırım şimdi. Arkadaşlar müdahale etsenize ya. Ulan nereye düştün lan? Ne oluyor burada? Aynur, karıcığım bir sene eksiktin. Bak hiçbirisinin alakam yok, tamam mı? Bak sana izah edeyim. Ne izah edeceksin be? Kalk gidiyorsun. Hadi. Ay kalk gidiyorsun. Evet gidiyorum. Ya nereye gidiyorsunuz? Ay, hadi. Sen konuşma hadi. Hocam. Su. Yürü kız hadi. Rezil ettin bizi herkese. Yürü. Allah sana. Oval oval. Gel gel. İş bize kaldı, ne yapalım? Ama hayatım anlatıyorum bir şey anlamıyorsun. Bak bir daha anlatayım mı? Vallahi anlatmasa ne olur yine anlamayacağım. Niyeymiş? Bir sürü öğretmen var, bir de sen eksiktin. Aa Cenk ayıp oluyor ama biraz. Ben üzgünüm, benim derdim var. Neymiş bakayım senin derdin? Galiba annemle babam boşanacaklar.
Ya Cenk sen bakma onlara, bak söylemişti dersin. Onlar yine birleşecekler. Çünkü seviyorlar birbirlerini. İstediğiniz gazeteyi aldım efendim. Ah teşekkür ederim. Allah Allah, inanılır gibi değil. Gülizer, Cenk'i odasına çıkarır mısın? Tabii. Ne oldu Okşan? Mühim bir şey değil. Yani önemli de benimle ilgili. Bu ne şimdi ya? Ben buna hiçbir anlam veremedim. Yeşim Soylu otel odasında ismi açıklanmayan genç sevgilisiyle görülüyor. Yok yok, beni buna kimse inandıramaz. Bu işin içinde kesin başka bir iş var. Ne diyorsun bu duruma peki? Ben hiç olmazsa gazetelere düşmemiştim. Ya İhsan, yemin ederim benim böyle bir şeyden haberim yok ya. Bir ara beni bayıltıp arabamı soydular. Evet, uyandığımda çantam, anahtarım falan hiçbir şeyim yoktu. Ama dur. Ondan önce beni bir trafik polisi durdurdu. Ehliyet falan istedi. Ondan sonra bayıldım. İhsan, galiba beni trafik polisi bayılttı. Hakikaten. Seni trafik polisi bayılttı. Güpegündüz. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Yani tam olarak netleştiremiyorum. Ama bence bu başıma gelen bir oyundu. Biri bana şantaj yaptı galiba. Peki bu nedenle senden bir şey isteyen oldu mu? Yani hayır, henüz olmadı. Nasıl bir şantaj bu? İhsan, bana inanmıyor musun? Sen bana inanmış mıydın? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben biliyor muyum peki? Ben sana er geç ne olduğunu çıkaracağım ortaya. Bu lekeyle yaşayamam ben. Ölürüm daha iyi. Ölmeni istemiyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun. Üstelik bir tane de çocuğumuz var. Böyle bir zamanda birlikte olmamız lazım. Daha doğrusu benim sana destek olmam lazım. Sorumluluğuna müdrik bir erkek olarak evimize dönüp bu konuyu burada kapatsak daha iyi olacak. Çok iyisin İhsan. Benim sana bu yaptıklarımdan sonra beni affedebilecek misin? Şimdilik bu konuyu kapatalım istersen. Allah'tan okullar tatil. Umarım Cenk bu konuyu duymaz. Teşekkür ederim. Ne kadar da haklıymış. Bir şey mi dedin? Bu durumda söylenecek bir söz var mı ki? Teşekkür ederim. Beni affedebilecek misin? Güya benden saklayacaklar. Benim sizden önce haberim var. Barıştığınıza sevindim. Hem de çok. Ama haber doğru değil. Annem böyle bir şey yapmaz. Kim çözer bu işi? Sivil polis memuru Ekrem Çakal'ın yönettiği operasyon Amerikan filmlerini aratmayacak gibiydi. Buldum. Kahraman polis. Polis bu işi çözer. Ne oluyor? Hop dedin, hop dedin. Hop demem. Hop demem. Bu akşam kendimi çok formda hissediyorum. Bu işler senin isteğinle olmuyor beyefendi. Sen benim hislerimi öldürdün, hislerimi. Tamam, öldürdüğüm gibi de diriltirim. Çek şu ellerini üstümde mi? Uf. Hadi defterini çıkar, bu fırsatı kaçırma. Sana defter mefter yok. O çıkart işte, dolduralım defteri. Bak sonradan bulamazsın. Avucunu yala. Hangisini? İkisini de. Sen git Şevket'inin defterini doldur. Aşk olsun ya. Yahu ben bir şebekenin eline geçmişim, o kadar televizyonlar verdi. Bana yapılan bir haksızlık de. Ne malum? İhsan'a yapılan da haksızlık de. Yok canım. Evet canım. Yeşim'e yapılan da haksızlık. Ben Yeşim'e yapılana da inanmıyorum. Ben hepinizden şüpheliyim. Seni ilk fırsatta boynuzlayayım da gör. Allah göstermesin. Affet bak. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Abi ya biliyorsun ben öyle harama uçkur çözmem ya. Yok yok, senin uçkur çözmene gerek yok. Senin zaten uçkurun çözüm. Aşk olsun ya. Hadi affet gel. Uf, çek şuradan, sulanıp durma Bünyamin ya. Çıkar şu defteri. Of, Bünyamin biliyor musun? Vallahi çocuk gibisin. Seni affederim ama. Evet. İki şartım var. Tamam emret güzelim. Birincisi. Evet. İçki içmeyeceksin. Tamam bak, söz veriyorum. Şu Ramazan gününü yüzü suyu hürmetine bir daha ağzıma içki sürmeyeceğim. Sahtekar. Sen huniyle içersin, yine içersin be. Yok sürmeyeceğim. Hiçbir tarafıma hiçbir şey sürmeyeceğim. İki. Bir daha çapkınlık dedikodularına karışmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sana en büyük yemin. Tamam mı? Bu telefon
Nerede çıktı lan gecenin bu saat? Aa, hayret bir şey ya. Kim var onu? Onu. Ver şunu bana. Ya yanlış numara. Ver diyorum yoksa affetmem bak. Ya yanlış numara. Çık çık. Ver şunu bana. Allah ya. Alo. Aa Şevket kızım sen misin? Ne Şevket? Şevket de nereden çıktı? Sus konuşma. Çek sus. Canım ne? Ne birbirinizi seviyorsunuz. Ah canım benim madem ki birbirinizi seviyorsunuz ben anlayışlı kadınım çekilirim aranızdan. Saçmalama sen nereye gidiyorsun saçmalama. Sus konuşma. Ne? Birlikte olduğunuzda itiraf ediyorsun öyle mi? Tabii hayatım tabii. Oldu canım görüşelim. Sevdim ben seni. Tamam sevgilini veriyorum. Verme. Al, verme. Al bir şey istiyorum. İstemiyorum. Al, bırak, bırak. Şevket, merket isteme. Bırak, sus. İstemem. Bırak. Dur, dur. İstemiyorum. Ne var? Ne var lan Şevket? Ne var? Yenince, merhaba. Beni özlemedin mi hayatım? Ay, neyini özleyeceğim senin be? Hem sen hapiste değil misin? Seni hücremden arıyorum Bünyamin. İstersen hücremde bana konuk olabilirsin. Yatağım iki kişilik. Manyaklaşma. Ben karımı seviyorum. Lan sen hücrene gelmem. Hadi. Bak sen gelmezsen ben hapisten kaçar gelirim. Hem karın da seviyor beni artık. Hadi sakın kaçma. Vallahi yakalattırırım seni. Ha, tamam babacığım tamam heyecanlanma. Şaka yaptım. Ben Okşan. Seni adi şey. Okşan'ın adını karıştırma bu işe. Ailemin üzerinden elini çek. Ya baba ben Okşan. Okşan mı? Kim olursan ol. Okşan sen misin? Senin orada hapiste ne işin var kızım? Baba ben evdeyim, evdeyim. Ne diyorsun? Şevket'in evinde. Senin evinde, yan odadayım. Şevket de yanında mı? Şevket diyorum. Yahu biz Okşan'la birlikte hazırladık bu oyunu sana. Şevket Mevket yok. O zaman benim kalkıp bir çamaşır değiştirmem lazım. Çünkü ödüm patladı. Ne var ne yoksa koydum. Önemi yok. İntikamımı aldım ya. Hadi gel. Dur lan ben de hal mi bıraktım? Bak hadi. Acele et. Yoksa şansını kaybedersin. Tamam peki dur. Şansını kaybetmek istemiyorum. O ne be? Defter. Bundan sonra yaptıklarımı deftere kaydedeceğim. Ne gereği vardı? Ben zaten defter tutuyordum. Olsun bugün ayın kaçı. Ya ben sana itimat etmiyorum. Ara ara karşılaştırırız. Şapşalım benim. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi gelmiyor musun? Geliyorum aşkım. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ben sanki sana yeniden aşık oluyorum. Ben de. Anne baba bu gece sizinle yatabilir miyim? Olmaz. Olur da yani bu gece olmaz. Ama babam yokken seninle yatıyordum anne. Babanın yerine vekalet ediyordun. Baban döndüğüne göre artık görevin sona erdi. Nasıl? Mutlu musun? Müsaade etmeyelim bir daha böyle şeyler olmasına tamam mı? Tamam. Şimdi kapatalım bu konuları. Peki. Başıma neler geldiğini bilmiyorsun. Yoksa kötü bir şeyler mi oldu? Pek iyi olduğu söylenemez. Ne oldu? Macide'yi ameliyat ettim. Ağzı düzeldi. Çok güzel oldu. İyi ya işte daha ne istiyorsun? Ağzı düzeldi de gözü kapandı. Yanlış bir sinire dokundum galiba. Ardından da merdivenlerden düştü. Kolunu bacağını kırdı. Ne yaptın peki? Hemen ameliyat aldım. Sonuç? Kolu bacağı alçıda. Gözünün durumu da yarın belli olacak. Hay Allah. Geçmiş olsun. Üzüldüm. Ya. Ama sıkma canını. Bence durumu iyi olacak. Canım benim. Efendim? Benim Suzan. Kim o insan? Hastaneden arıyorlar. Ben sana sonra anlatırım. Efendim? Dinliyorum. Ne var? Ne var? Ne istiyorsun bu saatte? Hamileyim. İyi. Bana ne? Senden hamileyim. Saçmalama. Benden olduğuna nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Kadınlar bilir böyle şeyleri. Senden olduğuna eminim. Hiç sanmam. Ama öyleyse bile aldırırsın. Öyle olmayacak İhsan Bey. Ben bu bebeği istiyorum. Doğuracağım onu. Ney
Neymiş İhsan? Ha? Ne olmuş diyorum? Hastaneden arıyorlar ya. Macide kıyameti koparıyormuş. Onu mahkemeye vereceğim diyormuş. Bas bas bağırıyormuş. Nelerle uğraşıyorum görüyor musun? Hadi canım, iyi geceler. İyi geceler. Evet, tamam bitti. Uzun süre seni idare eder. Bence bir mahsuru yok. İstersen devamlı ağzın açık gezebilirsin ama bence kapalı ağız daha mantıklı. En azından mikrop kapmaz. Pardon, bir ağrı kesici alsam mı acaba? Yok, bence gerek yok. Ama hafif bir ağrı yapabilir. İstersen o zaman alırsın. Yalnız akşama kadar bir şey yemeyeceksin. Yani soğuk sıcak bir şey yemeyeceksin. Tamam kızım? Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Hadi güle güle. Bak burada kapı burada. Hocam. He. Benim dişim de çok ağrıyor ya. Dün gece sahurda tuttu böyle. Sabaha kadar zor ettim vallahi sabah. Ya söylesene kızım. Gel şuraya otur bir bakayım. Gel. Tamam hocam. Şuraya bak. Geçmiş olsun. Söylesene bana ya. Biz bugün niye duruyoruz? Niye buradayız? Kızım ben söylemezsem açmayacak mısın ağzını? Hadi yumuşum hocam. Aç. He, biraz bu tarafa. Dur lan. Senin bu dişin kırılmış kızım. Evet kırıldı. Ne zaman oldu bu? Dün gece sahurda. Fındık mındık mı kırıyordun? Söyleyeceğim ama korkuyorum. Kızım korkacak bir şey yok. Söyle. Dün gece dişim çok ağrıdı. Ben de çekeyim dedim. İpin ucunu dişime bağladım. Diğer ucunda musluğa. Çektim. Bir çektin o zaman mı kırıldı? Önce musluk kırıldı. Sonra evi su bastı. Ben de ondan sonra kapını koluna bağladım. Kapı kolu da mı koptu kız? Hayır dişim kırıldı. Kızım cahil misin nesin? Ben sana ne diyeyim ya? Sen 9 senedir benim yanımda çalışıyorsun. Sevgilim. Yani ben burada ne için varım? He? Ben dişçiden korkarım hocam. Hocam bir şey yok. Birisi görse ruhsatımızı elimizden alır. Aç o ağzını. Vallahi korkarım hocam. Kızım aç o dişin hemen çekilmesi lazım. Hafif bir uyuşturucu mu? Ondan sonra hiç canın yanmayacak. Aç şunu. Aç. Aç bakayım. Kızım sen ne yapıyorsun? Ay özür dilerim hocam. Ama canım çok yandı. Yani sizin de eliniz çok ağırmış be hocam. Ha şu kadın haklıymış vallahi. Ha şu manyak kadın yok mu? Sizi döver. Sanki sen az manyaksın. Ay, çok özür dilerim hocam. Yani inanın İslam dışı olan refleks. Hayır anlamıyorum ki. Gelen basıyor tokadı giden basıyor ya. Uyuşmuştur aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Aa, aa, aa. Ay ay çok özür dilerim hocam. Yeter artık. Yeter. Bıktım lan hepinizden. Bırakacağım bu işi. Gel lan basıyor tokadı. Git lan basıyor. Bırakıyorum lan. Hocam. Hocam özür dilerim. Gel naz etme Allah aşkına. Peki beni nasıl buldun bakalım? Bindim mi taksiye? Hı. Beni kahraman polise götür dedim. O da getirdi. Seni televizyonda izlemiş. Selam söyle. Teşekkür ederim. Ama yine de yanında büyüklerin olmadan sokağa çıkma tamam mı? Bu konu büyüklerimden gizli bir konu. Peki nedir mesele? Önce şu gazeteyi okuyun. Hocam, bir hanımla genç bir delikanlı sizinle görüşmek istiyor. Ne yapayım görüyorsun çalışıyorum. Hastaysalar oturup beklesinler, değilseler basıp gitsinler. Hayır hocam, kadın sizin eski eşinizmiş. Çocuk da sizin çocuğunuzmuş. Bunlar Almanya'daydı bunu. Ne zaman döndüler ki? Hocam bunlar gerçek mi? Özel hayatımı seninle paylaşmak mecburiyetinde değil. Siz ağzınızı açın öylece bekleyin, birazdan döneceğim. Nereden? Salonda. Geç, hastayla ilgilenmen için geliyorum. Melo şaşırttın beni. Oğlum hoş geldin. Tanımayacağını düşünmüştüm. Oğlum öyle şey ya. Üstelik aslan gibi oğlumuz var. Ben seni o zamanları da çok aradım. Ne oğlumu gösterdin bana, ne de sen çıktın telefona. Kocam istemedi o zamanlar. Doğrusunu istersen ikinizden de umudu kesmiştim. Yanılmıyorsam zengin bir kocam vardı. Peynir tüccarı mıydı neydi?
Ay boynu altında kalmış. Önce iflas etti. Sonra da sekreterini aldı gitti. İflas etmeden size bir şey bırakmıştır herhalde. Bıraktı. Doğru. Borçları bıraktı. Ben de oğlanı topladım. Doğru Türkiye'ye geldim. Bak Bünyamin, bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Ama bundan sonra oğluma da bana da sen bakacaksın. Benim de durumum pek parlak değil Melat. Boş versene sen. Geçen akşam televizyonlarda seyrettik seni. Evet. Elimden geleni yapacağım tabii. Tanju. Evet, ismini ben koymuştum Tanju. Ay canım benim. Nasılsın oğlum? Nasılsın? Ay çeker misin elini lütfen? Ay kız anne, sanki kedi seviyor ya. Hiç o zaman böyle sevmelerden. Tamam. Nerede kalıyorsunuz Melat? Ablamda. Ama enişten bozuk atıyor. Bir an önce iyi bir ev bulsak çok iyi olacak. İyi tamam peki. O zaman bana bir iki gün müsaade edin. Ben arayacağım sizi. Tamam. Bu benim kartım. Üstünde telefon numaram var. Anne hadi kalk gidelim kız. Ya ben buradan çok sıkıldım. İşte burası şey kokuyor böyle. Ay burası ilaç kokuyor. Yürü oğlum yürü. Bu okşan niye getirdi ki bizi buraya? Canım bu Ercan sertliğinden oğlana bayılıyormuş. Anlayacaksın kızına bayı yakmış. Sen kızının huyunu bilmezsin. Üç gün sonra sıkılır. Yok bu sefer ciddi.
Nasıldım aşkım? Her zamanki gibi harikaydın hayatım. Hadi gel bir şarkı da sen söyle. Yok şimdi olmaz. Ya. Sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. 2 aydır hayatımda çok önemli bir insan var. Mutluluktan açıyorum. Adı Okşan. Bu gece annesi ve babası da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Şimdi Okşan size çok güzel bir şarkı söyleyecek. Orası hiç belli olmaz. Oğlan gençlerin sevgilisi. Thinking of you for a long time. Your absence in my life. Suratın niye asık? Düşünüyorum da bütün bu olup bitenlerden sonra artık seninle beraber olamam. Galiba en iyisi boşanmak. Neler söylüyorsun sen Çetin? Ben şimdi gitsem çok iyi olacak. Bundan sonra seninle ancak mahkemede görüşeceğiz. Ne var? Elinin körü var. Bak bitti kızım, tamam mı? Bitti. Sana kaç defa söyledim. Artık beni aramayacaksın. Ben karımı seviyorum, tamam mı? Benimki beni boşuyor. Sen de karını boşa, beni al. Hadi ya. Bak kızım, bana bunu kaçtır söylüyorsun. Böyle dayatma istemiyorum, tamam mı? Bu söylediğin asla olmayacak. Şimdi öyle mi oldu? Ah, kapattı alçak. Bir bu eksikti, bir bu eksikti. Şöyle ot atacağım. Menzilime girmeyin. Ne yapıyorsun lan? Volta atıyorum. Volta değil lan, volta o, volta. Geç otur tepeme, attırma beni. Tamamdır. Bağırma Hamza. Şey baba, Hamza baba. Nizamettin. Nizamettin. Ya Nizamettin. Ulan benim adım Nizamettin. Allah. Buraya girdiğimde adım ortaya çıktı. Buyur. Nizamettin benim. Ziyaretçim var. Varsa var. Görüşmek istiyor. Çağır gelsin. Ulan ne ballı herif be. Hapishaneye düşeli 2 gün oldu, ziyaretçisi geldi iyi mi? Bir şey söyle Tarak. Hapishanede nem oranı çok yüksek. Bu söylediğim iyi mi? Bayıldım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yalnız dur şöyle bir bakayım. Yok, ben seni çıkaramadım. Sen beni bizzat çıkaramazsın. Yani daha öncesi de hiç karşılaşmadım demek istiyorum. Ben Karşıyaka'nın mafyasıyım. Dikkat çekmemek için babayla bizzat konuşmak istemedim. Dediklerimi babaya sen aktarıyorsun. Sen bizi içeride kurup eğlenmeye mi geldin? Biraz ayıp oluyor ama. Siz bizim cesedimizi dolabınıza sakladınız. Ben de karşılık vereyim dedim de. Sağ ekmek getirdim. Bu da afiş. Ekmeğin içinde törpü var. Ne yapacağım Allah aşkına ben törpüyü ya? Bu saatten sonra tırnaklarıma törpümü yaptıracağım. Törpüyle duvarı delip tünel atacaksın. Yalnız gece çalışın. Bu afişle de açılan tüneli kapatıp kamufle edersiniz. Anladın mı? Anladım. Hiç anlamış gibi görünmeyiz. Yarın saati tamam. Anladım. Anladım. Al şunu.
Kime söylüyorum? Nizam etti. Ziyaret saati tamam. Gidiyoruz. Güle güle. Karşı yakanın mafyasıymış. Biliyorum da niye benimle değil de seninle görüşüyor? Dikkat çekmek istememiş. Peki ne diyor? Ekmek yollamış. Bakın. Ekmeğin içinde de törpü varmış. Bakın. Aha, törpü burada. Gördün mü? Afiyet olsun. Şimdi duvarı bununla eşeceğim. Sonra tüneli kazacağız. Sonra da kaçacağız. Tüneli de aha bu afişle kapatacağız. Bununla mı duvarı deleceğiz lan? Güldürme beni. Bir şey söyle lan Tarak. Sıkıntıdan saçlarım dökülüyor. Bu söyledim oğlum. Şimdi bir bakayım. Bir durun. Şöyle şuranın bir şeyine bir bakayım. Ha. Bana bakın. Tüneli eşmeye arka ağızdan başlayacağım. Bir canlık olsun. Müteahhit malzemeden çalmış. İşimiz çok kolay. Dişimi kırdı hayvan. Söyle ettirme oğlan. Canı da tatlıdır herifin. Anırma dur. İki dişi kırılmış. Evet. Birini o salak oğlan kırdı. Ötekini de benim Aynur. Elleri dert görmesin. Şimdi bu kökleri oradan çıkartmamız lazım. Ağzını temizlememiz lazım. Oğlum evet. Dişçi olan sensin işte. Ne gerekiyorsa yap ya. Tamam parasını nasıl ödeyeceksin? Ne parası be? Gelip gelip bedava oyun seyrediyorsun ya. Lan ondan bu bir mi? E tamam. Önümüzdeki hafta alırsa ortası 5 defa daha izlersiniz ödeşiriz. Hadi başlayalım. Hadi başlayın. Hadi. Tamam. İğneyi hazırlıyorum hocam. Aa! Ah. Ne var lan? Acım var iğne. Aa, kocaman adamsın. İğneden mi korkuyorsun? Ah. Aç ağzını. Ah. Dur, dur. Sanki sen korkmuyorsun. İşte ben iğne. Nerede? Yok bayılma. Kalk lan bayıttın Elif. İyisin iyisin. Aa. Hadi dur dur. Geldi mi? Ulan ne yaygara ne yargala Allah'ım yarabbim. Bir dakika dur. Geber vahat! Oh, oh! Hocam! Yemin! Hocam! Saçlarımı ektirdim. Göğüslerime silikon, basenlerime liposakşın. Bir de ayak orta parmağımı kestirdim. Ben böyle iyiyim. Gel bize katıl, güneylen. Uçurtmanın ipini uçsun mavisinde gün. İyi düşün, iyi olsun sen çocuklarınla ün. Hayat kısa be kardeşim, takma her şeyi kafana. Yapıştırmakla ne yer erkek olmuyorsa
Al odamını. Hepini uçsun mavisinde gün. Bakıyorum hiç ıskanmıyorsun baba. Evet, evet. Bak. Beğendiysen buyur, sen de ye. Yerini alıp değiştirmedim ya. Ay Benjamin ya! Artık beni kimse tutamaz abi ona göre. Gel bize verin sabun deline. Başlıyoruz. Hazırız. Sal uçurtma. Ulan benim adım İzamet. Allah. Bundan sonra yaptıklarımı deftere kaydedeceğim. Ne gereği vardı? Ben zaten defter tutuyordum. Bugün ayın kaçı. Ya ben sana itimat etmiyorum. Ara ara karşılaştırırız. Hiç anlamış gibi körükmeyiz. Aynalar gülsünmeyiz. Hamza baba. Huzur olsun evimiz. Gülerim ki aynalıyız. Aynalarda gülsün bize. Hayat kısa ve kardeşim. Her şeyi takma. Gel katıl bize güleylen. Şimdi, senin arkadan başlayacağım kazmaya.